İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'daki tahribatını onarmak için harekete geçen TİKA Başkanı Serdar Çam bölgedeki temaslarını tamamladı. Filistin Başbakanı Hamdallah'la bir araya gelen TİKA Başkanı izlenimlerini TRT Türkiye anlattı. İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya girmesinin ardından bölgeye ilk giden Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı oldu. 4 gün boyunca Filistin'de temaslarda bulunan TİKA Başkanı Serdar Çam, Filistin Başbakanı Hamdallah'la bir araya geldi. Özellikle son yaşanan Gazze'ye yapılan saldırılar neticesinde ihtiyaç duyulan ve belki de şu anda tek somut ülke projesi olarak da Türkiye'nin yapmış olduğu 1000 konutluk projenin ilk temel atma törenlerini gerçekleşmesiyle ilgili bilgileri aktardık ve memuriyetine teşekkürlerini aldık. Görüşmede bölgedeki siyasi gelişmelerin yanı sıra Gazze'nin yeniden imarı kapsamındaki çalışmalar ve İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri ele alındı. TİKA Başkanı Çam yaklaşık 800 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak su kuyularının ve Gazze'de yapılacak 1000 konutluk projenin temelini attı. TİKA Başkanı yapılan bütün faaliyetlerin uluslararası topluma yönelik bir mesaj anlamı taşıdığına dikkat çekti. Geçtiğimiz ay Kahire'de bütün ülkelerin, donör ülkelerin bir araya gelerek 5.4 milyar dolarlık taahhütte bulunup ayrıldıktan sonra daha ayrılır ayrılmaz o rakamı karşılayamayacaklarını, ancak yarısını karşılayabileceklerini ifade edip, ama oradan da herhangi bir şeyin daha şu ana kadar gelmediğini gördüğümüz bir dünyada ilk somut adımı da yine Türkiye yapmış oldu. TİKA Başkanı inşası devam eden Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin önümüzdeki yılın ilk aylarında hizmete gireceği müjdesini de verdi. Evet,